Bazıları yaşlı oluyor veya internetten anlamıyor. Oğlu, çocuğu, torunu neyse yorum yazıyor. Çok güzel bir yorum. Ne diyor Ayşe Hanım? Eklem ağrılarından diyor kurtuldum. Yıllarca çekmiş olduğu eklem ağrılarından. Arpago Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişen bir bitki. 2 metre derinliğinde yumru kökler var patates gibi. Bu bitki 6 ay bir damla su görmez. Yaşayabilmek için 2 metre derinliklerde böyle yumruları vasıtasıyla saklanır. Yağmurlar yağdığı zaman ortaya çıkar. 3 türlü kökü var. Yumru kök, kazık kök, saçak kök. Yumru köklerinde %2-%3 oranında harpagozit denen bir etken madde var. Flavonoid türevleri. Bu her türlü romatizma, eklem ağrılarına karşı dünyada en etkili bitki. Almanya'da yüzlerce firma bunun damlasını, derecesini, hapını yapınca Alman Sağlık Bakanlığı şüphelenmiş. Bunlar ne yapıyor böyle? Bir araştırayım demiş ve çok ağır artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji gibi romatizmal ağrıları, eklem ağrıları olan insanları seçmiş ve onlar üzerine denemiş. Tam 1024 hasta üzerinde. Ve hastaları iyileştiğini görünce herkese onay vermiş, izin vermiş ve hatta teşvik etmiş. Doktorlar Almanya'da Harpago'dan üretilen damla drajeleri vesaire reçeteyle yazar, hastalar gider eczaneden parasız alır, kullanır. Öyle. Bizde henüz böyle bir durum yok. İnşallah bir gün o da olur. Evet, Harpago'nun haricinde bir bitki daha var. Bu da Türkiye'de yetişen bir bitki. İsmi Söğüt. Söğüt'ün çeşidi çok, 40-50 çeşidi var. Söğüt, Hayfa Tıp Merkezi'nde Profesör Doktor Eisenberg ve ekibi Medical Center'de kronik sırt ve bel ağrıları olan hastaları tedavi etmişler. Söğüt'ün dalının kabuğundan elde edilen ekstrak ile. 2. Frankfurt Üniversitesi Ortopedi Kliniği'nde 451 sırt ve bel ağrısı olan hastalar tedavi edilmiş ve kronik artrit, eklem ağrısı olan hastalar yine tedavi edilmiş. Şimdi eskiden aspirin söğütten yapılıyordu. Söğütün kabuğunun destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktan asetil asit yapılıyordu ve yani aspirin piyasaya sürülüyordu. Fakat söğütün kabuğunu alacaksın, kurutacaksın, ekstraksiyonu, destilasyonu yapacaksın, içindeki etken maddeyi alacaksın vesaire. Bu çok maliyetli olduğu için aspirini sentetik olarak petrolden ürettiler. Çok ucuz, çok maliyetli, çok düşük fiyata geldiği için bitkiyi bıraktılar. Bitkiyi bıraktıkları andan itibaren de aspirin mide rahatsızlarına, böbrek rahatsızlarına, mide kanamasına, böbrek kanamasına, kireçlenmeye, bulantı, kusma, birçok hastalığı tetikledi. Oysa söğüt hiçbir rahatsızı tetiklemez. Birçok insanda eklem ağrıları oluyor. İşte kemiklerin birleştiği noktalarda, omurlarda olsun, omuzda olsun, dizde olsun eklem ağrıları olur. Eklem ağrılarını tetikleyen faktörler nedir? Eklemler arasında, mesela omurlar arasında disk var. Disk 5 milim kalınlığında, yani yarım santim aşağı yukarı, sünger gibi bir doku, yuvarlak. Bu süngerimsi madde kıkırdakların, yani omurların salgılanmış olduğu sıvıyı alarak beslenir. Yani damar yok, sinir yok disklerde. Böyle biraz da yumuşak olduğu için kişi 2 metreden 3 metreden atladığı zaman, hopladığı zaman, zıpladığı zaman veya koştu, düştü vesaire çeşit çeşit sportif hareketler veya kazalar. Hiçbir şey olmaz. Omur kırılmaz. Omuru koruyan nedir? Omurlar arasındaki disk. Arabalardaki armatür gibi havalı. Dizde de bu bacak ve baldır arasında eklemde çok ince bir zarın içerisinde eklem sıvısı var. Sinovial sıvı denir buna. Sinovial sıvı eklemlerin birbirine sürtünmesini, birbirini yıpratmasını, kırılmasını önler. Eklem sıvısı azalırsa ne olur? Kemikler birbirine sürtülerek
kırılmalar meydana gelir. Gelirse ne olur? Şimdi eklem burada sağlıklı bir eklem. Şurada da eklemler arasındaki sıvı azaldığı için kıkırdaklar birbiriyle sürtünmüş. Kemik faresi denen farecik, yani küçük kemik kırıkları ortaya çıkıyor. Küçük kemik kırıkları sinirleri, kasları, kirişi vesaire kestiği için çok ağır sorunlar ortaya çıkıyor. Bunun da tedavi edilmezse doktorlar ne yapıyor? Protez takıyor. Şuraya şöyle kesiyor, buraya böyle kesiyor. Bir şeyler yapıyorlar ama tabii orijinal insanın kendi dizi gibi değil. Metalik bir yapı ortaya çıkıyor. Evet. O duruma düşmemek için söğüt var, harpago var, iksir var, jel var. Bu vatandaş mesela daha önce yıllarca ne kullanmış? Birçok ilaç kullanmış, faydasını görmemiş. Harpago kullanınca eklem ağrılarından kurtulmuş. Yani romatizma hastalıklarında harpago eklem kireçlenmesi, eklemler arasındaki kireçlenme ve yıpranmaya karşı ise ne kullanılır? Söğüt. Ama bunlar tabii tek başına kullanılmaz. Set halinde kullanmak gerekir. Alerjiden diyor kısa sürede kurtulmuş. Aloe vera jel ve tonikle, iksir ve tonikle kurtulmuş. Evet, alerji ilkbaharda çiçeklerin, bitkilerin, çiçeklerin tomurcukları, goncaları çiçek açmaya başlayınca, polen yaymaya başlayınca birçok insan dışarı dahi çıkamaz. Bitkilerin çevreye yaymış olduğu polen. Bir kavak ağacı, Kanada kavağı özellikle, tonlarca polen yayar. Ton. 1 gram, 2 gram, 3 gram değil. Tonlarca. Bu nedenle Avrupa'da birçok ülkede Kanada kavak ağacı alerji tetiklediği için ekilmesi, dikilmesi, yetiştirilmesi yasaklandı ve birçok yerde söktüler, kestiler, kereste haline getirdiler. Bir de Kanada kaz ayağı otu var. Bu da çok alerjik, polen yayar, rahatsız edicidir. Bunu da ekilmesi yasaklandı. Ekenlere 1.000 euro, 1.500 euro cezalar getirildi. Yani Avrupalılar alerjiyi tetikleyen bitkileri önlem alıyorlar. Onları yavaş yavaş ortadan kaldırıyorlar. Bizde henüz böyle bir şey yok. Olur herhalde bizde de bir şeyler zamanla. Ne zaman olur? Milattan sonra mı, milattan önce mi onu bilemiyorum. Ama bir gün bir şey, birileri gelir yapar inşallah. Evet, aloe vera her türlü alerjiye, alerjik hastalıklara karşı etkili. Neden, nasıl etkili? Bağırsakları temizliyor. Bağırsakta mantar yerleşirse, normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bu 100 katrilyon bakterinin %95'i faydalı, faydalı bakteriler. B6, B9, B12 K vitamini üretirler. Bu B6, B9, B12 vitaminleri bildiğiniz gibi beyin vitaminleri veya sinir vitaminleri denir. Bunlar beyni besleyici. Eğer ki bu vitaminler azalırsa beynin fonksiyonları azalır. Kişide unutkanlık, Alzheimer, panik atak, depresyon vesaire vesaire ortaya çıkar. İşte her türlü alerjik rahatsızlarda iksir, aloe vera jel ve tonik kullanmak gerekir. Bunları kişi düzenli olarak kullanırsa yavaş yavaş hiçbir alerjik problem kalmaz. Çünkü alerji tetikleri nedir? Bir, midedeki Helicobacter pylori isimli bakteri birçok toksik madde üretir. Bu toksik maddelerinden biri de histamin, histamin olarak yükselir. Alerji ortaya çıkar. Alerji tetikleyen faktörlerden bir diğeri ise nedir? Bağırsaktaki mantarlar birçok toksik madde üretir. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Histamin yükseldikçe alerji ortaya çıkar. Doktora gittiğinizde doktorunuz bir, antihistaminik yazar, iki, kortizon yazar. Antihistaminik ve kortizon çok çok tehlikeli ve yan etkileri çok büyük olduğu için kişi de hafıza zafiyetine, beyine zarar verir. Hormon yapısını, dokusunu bozar. Kişi yavaş yavaş kilo almaya başlar, vücudunda ödem oluşur. Kemik erimesi başlar, deri incelmesi başlar. Kortizon ve antihistaminik ilaçlar tehlikelidir. Kullananların hayatı, bir hastalığı varsa 40 hastalık ortaya çıkar. Bu nedenle tehlikelidir. Tonik, midedeki gastrit, ülser, reflüye sebep olan Helicobacter pylori isimli akıllı bakteri en doğal, en kısa yoldan öldüren, yok eden bir madde içerir. Yani bunun ana maddesi lahana. Ve 19 çeşit bitki. Sadece lahana olsa tiroid bezinde anormalliklere sebep olur. Biz bunun yan etkisini ortadan kaldırdık. Lahananın birleşiminde metil metilon sulfonyum bromit isimli çok hassas bir amino asit var. Bu
midedeki gastrit ülser refleye sebep olan bakteriyi öldürdüğü için buna ulkus faktör dendi ilk zamanlar 50'li yıllarda. Daha sonra baktılar ki bu ulkus faktör diye bir şey yok. Sonra U vitamini dediler. Yapılan araştırmalarda U vitamini diye bir şey olmadı, ortaya çıktı. En sonunda da bunun çok hassas bir amino asit olduğu ortaya çıktı. Yani lahanayı mikserde çekseniz, hafif haşlamayı, kaynatmayı bırakın, haşlarsanız, kaynatırsanız zaten etkisi sıfırdır. Sözün sırası gelmişken bir profesör doktor var, böyle televizyon dolaşan. Lahanayı şöyle kaynatın, böyle kaynatın, şunu yapın, bunu yapın diyor. Dünyadan haberi yok, uyuyor. Profesör doktor X, uyuyan profesör doktor demek gerekir aslında. Televizyon programına çıkmadan önce internete bir girip bakabilse veya arasa beni dese ki şu konuda ne konuşayım dese, biz de ona göre tavsiyede bulunsak. Ama televizyona çıkıyor, diyor ki lahanayı haşlatın, kaynatın, şöyle için, böyle için. Lahanayı kaynattığınızda, haşladığınızda bir metil metilyonun sulfonyum bromit isimli amino asit yok olur. O zaman hiçbir bakteri, virüs ve mantar ölmez. İki, lahananın birleşiminde çok hassas probiyotikler var. Laktobacillus ve bifidobakterileri. Lahanayı haşlattığınızda, kaynattığınızda bu probiyotikler ne olur? Yok olur. Etkisi de yok olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vester, Profesör Doktor Miller lahanayla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapmışlar ve bu klinik araştırmalarda etkisi ispat edilmiştir. Yani ha, bizim onlardan, Amerikalı ilim adamlarından farkımız ne? Biz ne yaptık da bunu sıradan bir lahanayı, suyunu alerjik rahatsızlarda kullanılabilir hale getirdik. Bir, özel bir yöntemle ürettik. İki, guatr'a sebep olan bu lahananın birleşiminde tiyosiyanat denen bir madde var. Bu tiroid bezine iyot akışını engeller, guatr'a sebep olan bu etken maddeyi, zararlı olan maddeyi ortadan kaldırdık. Okus bokus. Onda kimse yapamaz zaten. O da bir sır, Gökçe'ye ait. Osman, Kızılkan, Gurmar müthiş bir tablet. Şeker hastası olan herkese tavsiye ederim. Artık şeker hapı kullanmıyorum demiş. Evet, yani şeker hastalığı malum. Yakalandığı zaman kişi ne olur? Önce hap alır, sonra insülin iğnesi vurulmaya başlar vesaire vesaire. Şekerle ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi önce 36 bitki üzerinde 7 yıl süren bir çalışma yapmışlar. Bu çalışma sırasında hangi bitki diyabete karşı etkilidir diye 36 diyabete karşı etkili olduğu iddia edilen 36 bitki incelemişler. Bu incelemenin sonucunda Hindistan'da yetişen Cinnama silvestris isimli bitkinin diyabete karşı en etkili bitki olduğu belgelenmiş. 108 ayrı klinik deneyde 4565 hasta üzerinde denenmiş. Hastaları yavaş yavaş iyileştiği belgelenmiştir. İşte böyle bir hasta da bizden geldi bize. Ne tavsiye edersiniz dedi. Biz de ona gurmar seti tavsiye ettik. O sadece buraya gurmar yazmış ama gurmar seti aslında kullandığı komple set. Sadece gurmarla tedavi zaman alır. Ne diyor? Şeker hapı kullanıyordum hocam. Allah razı olsun sizden. Gurmar aldım, kullandım. Şeker hapından, diyabet hapından kurtulmuş. Eğer ki bu bizim ürünleri kullanmasaydı, kullanmış olduğu hapa devam etmiş olsaydı böbreklere zarar verir, karaciğere zarar verir, bağırsaklara zarar verir, beyne zarar verir ve zamanla o hap artık yeterli olmayacağı için ne yapmak zorunda? İnsülin vurulmak zorunda kalacaktı. Müthiş bir olay. Şeker hastasını şekerden kurtardık. Hamdolsun. Evet, mutluyuz, umutluyuz. Niçin? İnsanlar mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Spirulina ürünü aldım. Hiçbir yan etkisini görmedim. Tamamen doğal enerji verici ve günümüzde hormon, GDO tehlikelerinden ötürü karşılayamadığımız vitaminleri ekonomik ve sağlıklı bir şekilde bizlere sunuyoruz. Hizmetleriniz için Allah'tan, Allah razı olsun diyorum. Herkes kullansın diye spirulinayı biz ne yaptık? Yani normal diğer kapsülle ürünlerin
bir kutusu 70 lira, spirulina'nın iki kutusu 70 lira. Aslında 70 lira vermemiz gerekir ama bol kullansın, insanlar enerjik olsun diye biz spirulina'da hiç kar etmeden sadece hizmet amaçlı hiç bir kuruş daha kar yok. Maliyetine veriyoruz spirulina'yı. İki tanesi 70 lira. Bizden de daha uygun fiyata satan yok. Evet, spirulina'yı maliyetine veriyoruz. Herkes kullansın, faydasını görsün diye. Arkadaş zaten kullanmış. Faydasını görmüş, yazmış. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Spirulina. Spirulina ile ilgili daha önce birçok defa konuştum. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO geleceğin en iyi gıdası demiş. Federal Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD Gıda ve İlaç Kontrol Merkezi FDA en iyi besin takviyesi demiş. Uluslararası Gıda Konferansı en iyi doğal besin demiş. Demiş. 2000 çeşit enzim içerir diyor. Omega 3, 6, 9 yağ asitler, esansiyel amino asitler içerir. Bakalım neler içeriyormuş. Efendim toplam kalori 10 kalori, hemen hemen 0 kalori. Yağ hemen hemen 0, kolesterol 0, karbonhidrat 1, protein 2. Ne diyor? Beta karotin A, yani A vitamini. Provitamin A. K vitamini B1, B2, B3, B6, B9, B12, B8. Biyotin H vitamini denir. B5, B8 E vitamini içerir. Kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, çinko vesaire, karbonhidratlar vesaire, doymamış yağ asitleri, oleik asit, linoleik asit, doymamış yağ asitleri, omega 3, 6, 9 ve esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler içerir vesaire. Yani 1 gramı 5 kilo sebze ve meyveye bedel. Bir oturmaya da 5 kilo sebze ve meyve de yiyemeyiz herhalde, değil mi? Yesek bile sindirim sistemi onu artık değerlendirmez. Buradan yersiniz, oradan çıkar, bir anlamı olmaz. Faydası olmaz, zararı olur. 1 gramı herkes yutabilir ama 5 kilo sebze ve meyveyi yemez. Yese de zaten sindirim zafiyetine sebep olur. Mideye, bağırsaklara, karaciğere zarar verir. O nedenle anne sütüne eş değerdir spirulina. Anne sütüne eş değer. Spor yapan herkesin kullanması gerekir. Ofiste, büroda, inşaatta, orada burada çalışan herkesin kullanılması gerekir. Yani herkese, her yaşta kullanabilir. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Çernobil'de atom reaktörü patladığında başta Ukrayna, Almanya, Rusya, Beyaz Rusya gibi ülkelerde rüzgar batıya doğru estiği için böyle Almanya, Polonya, Beyaz Rusya tarafına. Burada o yıllarda 1986 yıllarında doğan çocuklarda çok büyük problemler ortaya çıktı. Özürlü doğumlar vesaire. Birçok çocukta da yani o ufak bir basit kaza ta Almanya'da özürlü doğumlara sebep oldu. O yıllarda. Büyük felaket. İşte Çernobil'deki bu reaktif kaza birçok çocukta pangastrit, antral gastrit, iyileşmeyen mide bağırsak rahatsızlığına sebep oldu. Doktorlar hiçbir şey tedavi edemediler. Spirulina hiçbir iz bırakmadı, tertemiz etti. Bu Çernobil'deki atom reaktörünün kazasından sonra ortaya çıkan sorunları çözmek için Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya bir ilim adamı gönderdi. Profesör doktor, o da Türk asıllıydı. Soyadı Kuşçuoğlu muydu, öyle bir şeydi. Neyse işte. Yani Türkiye'de atom reaktörü yok. Hiçbir şey yok. Ama profesörler, Türk profesörleri NASA'da çalışıyor. Yani öyle çok komik bir durum var. Boran Yağız Küçük Beyefendi diyor ki iki ay Enginar Forte kullandım. Karaciğer yağlanması ortadan kalktı. Allah razı olsun. Enginar Forte kullanmış. Karaciğer yağlanması kalkmış. Evet. Gördüğünüz gibi karaciğer nasıl olması gerekiyor? Şu şekilde ama bu şekilde ne olmuş? Yağlandığı için gözenek gözenek olmuş. İçi boşalmaya başlamış yavaş yavaş. Sertleşmeye, doku bozulmaya başlamış. İşte burada beyaz, siyah lekeler oluşmuş. İğrenç şekiller oluşmuş. Yani kişinin illaki
alkol kullanması gerekmez. Bazıları diyor ki ben alkol kullanmıyorum da neden karaciğerim yağlandı? Bağırsanız da mantar varsa evet. O zaman bu karaciğer şurada gördüğünüz gibi yağlanmış, büyümüş karaciğer. Evet. Karaciğer neden yağlanır? Bir alkol, iki alkol. Bir alkol, iki alkol nedir diyeceksiniz. Bir içilen alkol, etil alkol içerir. Tehlikelidir. Kişi 30-40 yıl içerse karaciğeri birinci veya ikinci dereceden yağlanır. Çok çok içerse üçüncü de belki yağlanır. Fakat kişinin bağırsaklarına mantar yerleşmişse 3-4 ayda ikinci, üçüncü dereceden yağlanır. Neden? Çünkü mantar etil alkol değil, metil alkol üretir. İçilen alkolden metil alkol 1000 kat daha tehlikelidir. Duymuşsunuzdur. Marmaris, Bodrum, Dalaman, Dalyan vesaire vesaire. Bu turistik sahil kasabalarında turistlere sahte alkol satıyorlar. Merdiven altı üretilen sahte alkolü şişeliyorlar. Özel markaların sahte şişeleriyle satıyorlar. İnsanlar o ucuza bulduk viskiyi diye içiyor, içince bir daha bakın ölmüş. Veya zehirler veya hastanelik olmuş. Hastane yetişebilirse kurtulabiliyor, yetişemezse ölüyor. Neden? Metil alkolü, mantarların üretmiş olduğu metil alkolü karaciğer nötrleştiremez. Değiştiremez, dönüştüremez, bozamaz. Ama bağırsaktan sürekli mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller yavaş yavaş geldiği için tahlillerde vesaire çıkmıyor. Ne yapıyor? Bağırsaktan gelen toksin madde karaciğeri arıtamayınca beyne, akciğere, pankreasa, kalbe oraya buraya şuraya depolanıyor. Nereye depolanırsa orada sorun çıkar. Enginarla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalardan bazıları enginarın birleşiminde çok hassas siyanopikrin denen bir madde var. Siyanopikrin 400 bin defa sulandırsanız acılı hissedersiniz. 400 bin defa. Enginarla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. 1994 yılında yapılan klinik araştırmalarda Kirchhoff ve ekibi safra yollarını hareketlendirici, safra yaratıcı, karaciğer yaralaması. Profesör Doktor Hammer ve ekibi, Profesör Dirl ve ekibi vesaire vesaire çeşitli zamanlarda klinik araştırma yapıyor. Profesör Doktor Fintilman ve ekibi Riesen Hastanesi var Hamburg'da. 553 hasta üzerine denemişler. Hastalarda gözüken şişkinlik, tıkanma, bulantı, kusma, kokuşma, kolesterol, lipid, trigliserit rahatsızlığı olanlar. Profesör Doktor Gerhard ve ekibi Tübingen Üniversitesi'nden hastalarda ortaya çıkan lipid, trigliserit, kolesterol gibi yağları erittiğini, karaciğer kanı temizlediğini, karaciğeri temizlediğini, karaciğer yağlanmasını önlediğini, safra yollarını açtığını belgelemişler. Karaciğer temiz olursa kan temiz olur. Kan temiz olursa beyin de ona göre temiz çalışır. Beynin çalışması, gözün, kulağın bütün organların çalışması karaciğere bağlı. Karaciğerin kaliteli kan üretmesi bağırsağa bağlı. Karaciğer mutfak gibidir. Mutfağa girdin, helva yapacaksın. Ne lazım? Yağ, un, şeker, ateş, tava. Karaciğerde kan üretecek ne lazım? Vitamin, mineral, enzim vesaire. Nereden geliyor? Bağırsaktan geliyor. Bağırsaklarda problem varsa karaciğerde ona göre ham maddenin kalitesine göre kan üretir. Kanın kalitesi bağırsağa bağlı. Bağırsakta problem varsa bütün organlarda problem olur. Evet, karaciğer yağlanmasını 2 ayda atlatmış. Beyefendi sağ olsun Allah'ım. Bu sefer diyor ki Ormus Gold o kadar etkili bir ürün ki Türkiye'ye getirmiş olduğunuz, üretmiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. 3 aydır kullanıyorum. Müthiş bir ürün diyor Ormus Gold için. Ormus Gold bu. Ormus Gold'u müthiş yapan nedir? Yani bazıları migrene iyi geldi diyor. Bazıları baş ağrısına, depresyon, panik atak, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, korkunç rüyalar görme. Yani her türlü hastalığa iyi geldi. Hatta bir tanesi demişti ki kemik ağrılar, eklem ağrılarına bile iyi geldi dedi. Ben dahi şaşırıyorum. Yani birçok özelliğini biliyorum da yani ben de şaşırıyorum. Niye? Çünkü bunun birleşiminde altın var, altın. Altın, beyin altınla çalışır. Altın oranı beyinde arttıkça beynin fonksiyonları artar. Beyinde saniyede beyin her bir saniyede
3 milyon nörotransmitter mesaj gönderiyor kodlu beyin hücrelere. Şunu şunu yap, bunu bunu yap. Her hücrenin bir görevi var. Saniyede 3 milyon nörotransmitter gidiyor. Beyinle, beyin sapıyla soğancık arasındaki bu haberleşmede yoğunluk meydana geliyor ve haberleşme trafiği altın oranı azalırsa ne oluyor? İltihap meydana geliyor. Burada nörotransmitterler sıkışıyor. Akım engelleniyor. Trafik tıkanması gibi. Kişi de yorgunluk, halsizlik, dermansızlık, bitkinlikle başlıyor. Sonra migren, baş ağrısı, depresyon, panik atak, anksiyete, depresyon vesaire vesaire. Bir sürü sorun ortaya çıkıyor zamanla. İnsanlar yolda yürürken bile hap almadan yürüyemiyor. Yürüdüğü zaman sinirleri birdenbire şak diye boşalıyor. Yolun ortasında kalıyor. Öyle hap bağımlısı olmuş. Kimyasal hap bağımlısı olmuştur. Böyle bir hanımefendi bize gelmişti. Hapsız yaşayamıyorum. Şunu şunu kullanmak zorundayım. Zorundayım diyor. Kafayı takmış takıntı. Kullanmazsa düşüp bayılacağına inanmış ve düşüp bayılıyor da. Kimyasal içe bağımlı hale gelmiş. Bağımlı. Sorun değildi. Hallederdik. 2 ayda kimyasal haplardan kurtuldu. 2 ayda. Evet, bu arkadaşımızda Ormus Gold kadar etkili bir ürün görmedim. Böyle ürünü Türkiye'ye getirdiniz. İçin sağ olun. Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Gerçekten müthiş. Evet, gerçekten müthiş. Kullanan görür. Şimdiye kadar negatif bir yorum duymadım Ormus Gold hakkında. Bizim ürünler hakkında zaten negatif yorum yapanlar kimler biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Kullanmayanlar. Onlar da falan veya filan firmanın adamı negatif yorum yapıyor. Kullandığın arkadaşın diyorum. Kullanma. Peki niye negatif yorum yapıyorsun? Ya ben işte falan falan şirketlerin, firmaların, nice doktorların, doçentlerin, profesörlerin ürünü kullandım. Hepsinin zararını gördüm de sizinkinde görmeyeceğimi nereden garanti dersin? Garanti de bekler yani. Neyse, öyle de bir durum var. Yani negatif yazanlar sadece böyle şartlanmış, tabii birçok firmada bu vatandaşlarımıza çeşitli yönlerle, yöntemlerle dolandırmışlar. Paralarını alıp yüzüstü bırakmışlar, perişan etmişler. Din imanı her şeyi para olan insanlar var. Allah bizi öyle eylemesin. Eğer böyle bir şeye tevessül edersek de canımız alsın, daha iyi yaşamayalım, değil mi? Öyle değil mi? Çünkü esas hayat öbür tarafta. Burada hayat çok kısa. Gelmişiz 60'ına. 70'ini görüp göremeyeceğimiz belli değil. Ne olacak? Yani 3 kuruşluk dünya için tamakarlı olmak tehlikeli. Dünyanın sahibini olduğu iddia eden adam ne oldu? Öldü kanserden. Şunu yaparım, bunu yaparım, şuna şöyle yaparım, buna böyle yaparım diye bir videosu vardı. Çok komiğime gitmişti. Adam 3 ay sonra öldü. Ne oldu? Versin bakayım hesabı. İşte aynı duruma düşmemek gerekir. Büyük konuşmak iyi değil. Beyefendi de alerjim vardı. Alerji için aldığım aloe vera seti, şaka gibi, polen alerjim vardı diyor. Bahçeli evde yaşıyoruz. Normalde hapşırmadan duramazdım. Allah razı olsun, kurtuldum. Evet, hapşırmadan duramıyormuş. Ha, sen hapşırmadan duramıyordun. Ben ölüyordum. 17 yıl alerjiyle uğraştım. Hapşırıyormuş. Daha bu birinci, ikinci evresi, yani hapşırmadan duramıyor. Benim gibi olsaydı tamam, intihar ederdi adam. 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Alerji başladı. Ya herkesi tedavi ediyorum, iyileştiriyorum. Kendimi iyileştiremiyorum. Bana gülüyorlar. Dedim ki yani dert veren Allah derman da verir. Sorun yok. Mutlaka bunda da var bir hikmet. Durup dururken Allah hiçbir kimseye hiçbir dert vermez. Gülmeyeceksin dedim. Gülersen başına gelir. Neyse araştırdım, araştırdım, araştırdım. 17 yıl sonra iksir, aloe vera jel ve toniği üreterek alerjiye son verdim.
Ama bendeki o kadar ilerledi ki alerjik bronşiyal atopik eksem hepsi var. Her türlü alerji. 6 ay kapı pencere kapalı. Camı açtan ölüyordum. Oturduğum masanın etrafı böyle peçeteler, mendiller, havlular doludu. Hamdolsun atlattık. O günleri de yaşadık. Şimdi bu arkadaşımız diyor ki hapşırıyordum. Alerjinin henüz birinci evresi. Eğer tedavi olmasaydı sabaha kadar uyuyamayacaktı. Deli gibi evde dolanacaktı. Kortizon kullansa da o zaman kemikleri eritir, hafızayı zayıflatır, deri inceltir. Bu arkadaşımız böyle kısa bir sürede kurtulmuş. Aloe vera ile ilgili çok enteresan hikayelerimiz var da şimdi onlara tek tek değinsem çok zamanım alır. Şimdi zamanımız yok. Evet. Ben bununla ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra aloe vera ürettim. Aloe veranın birçok türü var ve aloe vera ile ilgili birçok klinik araştırması var. Yapılan klinik araştırmalarda mesela Louis Palung Enstitüsü Kaliforniya yapılan klinik araştırmalarda ekzema gibi, atopik ekzema gibi, nörodermatitis gibi, alerjik, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı ekzemayı iyileştirdiği, bağırsak mantarlarını yok ettiği belgelemiştir. Mısır'da yapılan klinik araştırmada akneyi, sedef vesaire iyileştiriyor. Almanya'da yapılan klinik araştırmasında efendim alerjik rahatsızlığa karşı iyi gelir. Ve Bangkok Üniversitesi tarafından yapılan klinik araştırmada şeker hastalığının iyileştiği belgelemiştir. Ama şey Japonya Fukuyama Üniversitesi, Hiroşima bu atom bombası atılan yerdeki Fukuyama Üniversitesi de aloe veranın anti-aging, antioksidan olduğu belgelenmiştir. Ben 3 aydır sarı kantaron kullanıyorum. Çok faydasını gördüm. Demiş Nazan Hanım. Sarı kantaron doğal antidepresan. Antidepresan. Avrupa'da doktorlar artık bunu reçeteli yazıyor. Hastalar gidip bunu eczaneden alıyor, kullanıyor. Yani reçeteli Avrupa'da. Depresyona karşı. Avrupa'da ağır antidepresyonu böyle rahatsız olanlara kolay kolay kimya yazmıyorlar. Sarı kantaron yazıyorlar. Sarı kantaron diğer antidepresanlar gibi bağımlılık yapıcı özelliği yok. Antidepresanlar böbreğe zarar verir, karaciğere zarar verir, beyne zarar verir, sinir sistemine, lenf sistemine zarar verir. Erkekler kullanırsa kısırlaştırır. Erkeklik hormonunu sıfırlar. Sarı kantaron herhangi bir yan etkisi yok. Nazan Hanım 3 ay kullanmış, çok faydasını gördüm diyor. Depresyona giren kişi hayattan zevk almaz. Hayata küser, ailesine, çevresine, işine intihar etmek ister, intihara meyleder. Çok uzun sabahlara kadar yatar, hiçbir şey yapmak istemez. Yemesinden, içmesinden, hayattan zevk almaz. Dünya üstüne geliyormuş gibi hisseder vesaire vesaire. Negatiftir. Pozitif bir şey yoktur hayatında. Hayattan eskiden zevk aldığı şeylerden zevk almaz. Tedavi edilmezse intihara meyleder. Zaten günümüzde Avrupa'da 50-60 bin kişi yılda özellikle gençler ne yapıyor? İntihar ediyor. Yaşamı lüzumsuz buluyor hayatı ve intihar ediyorlar. Oysa yaşamak güzel şey. Tabii ki beyinde serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, DMT gibi hormonların salgılaması azalırsa kişi serotonin azalırsa kişi gergin, gerilim, stresli, kavgacı olur. Noradrenalin hormonu azalırsa kişi konuya odaklanamaz. Glutamat azalırsa kişi yapmış olduğu işten yemezsen içmesine hayattan zevk almaz. DMT azalırsa kişinin maneviyatı çöker. Mesela en basitinden diş macunundaki sodyum florit epifiz bezesini kireçlenmesine sebep olur. Bu da bu kişiyi robot gibi yapar. Maneviyatı çöker. Kötü kötü rüyalar görmeye başlar. Vesaire. Psikolojisi bozulur. Şimdi sarı kantaronun bu gördüğünüz çiçeğin üzerinde böyle siyah noktalar var. Burada yağlar var. Veyahut da daha yoğun olarak şu yaprağın üzerinde siyah noktalar var. Bunlara o siyah noktaları hiperesin, hiperforin gibi etken maddeler içerir. Fakat bu sarı kantaronun birleşimindeki etken maddeler %1'dir. O nedenle bazıları otunu öğütüyor, daha kapsülünü yapıyor, 3 kağıtçılığa gider. 5 liraya aldığı bitki tozundan 15 kutu hap yapanlar var. Onların ben Allah'a kitaba inandıklarını zannetmiyorum. İnsanları dolandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar.
bitki tozundan hap yaparak, damlatıcı yaparak insanlara dolandırmak namuslu bir davranış değildir. Ama Türkiye'de de yapmayan yok yani. Ben bunu anlamadım yani. Hem adamlar ayet okuyor, Kur'an okuyor, Kur'an'dan hem hadis anlatıyorlar hem de insanları dolandırıyorlar. Ben bunu anlamadım yani, anlamadım. İşin içinden çıkamıyorum. Anlayan varsa biri bana anlatsın. Yutus Limbik Üniversitesi 134 hasta üzerinde denemiş. Ama ekstraktını, sarı kan turunun destilasyona damatılarak elde edilen ekstraktan yapılan damla draje, iç huzursuzluk, cesaretsizlik, donukluk, uykusuzluk, depresyon gibi rahatsızlıkları tedavi etmiş. Şerada ve ekibi depresyon ve uyku rahatsızlarını tedavi etmiş 163 kişi. Wolfs psikiyatri kliniğinde yine Profesör Doktor Wolfs ağrı kesici özellikleri nedeniyle kanser hastalarının kanser yani tümör ameliyatından sonra ortaya çıkan ağrıları, sancıları dindirdiğini belgelemiş. Darmstadt psikiyatri kliniğinden yapılan klinik araştırmalarda kimyasal ilaçlardan daha iyi bir antidepresan olduğunu belgelemişler. Sadece İngiltere'de 40-50 tane klinik araştırması yapılmış. Her bir klinik araştırması en az milyon dolarla başlıyor. Klinik araştırması yapılmış diyorum da bazıları ne olacak klinik araştırması diyor. Hatta bir profesör doktor çıkmış 3-5 klinik araştırması ne olur ki falan. Hem profesör olmuş hem kafa içi boş. Adam kereste profesör olmuş bitkiden bahsediyor. Ne ilgisi var? Hiç. Bitkiyi görse odun zannedecek. Epime diyor. Bu çakşırlı macun, epimediumlu macun, epimedium kapsülü, bu da maka, ormus maka damlası. Ormus maka damlasından bir çay kaşığı alıyorsunuz. Fazla değil. Bir hafta bir daha cinsel bir sorun yaşamıyorsunuz. Bir hafta devam. Evet. Bir çay kaşığı. Ormus maka. Bir çay kaşığı. Efendim damlayı sevmiyorum, kullanmıyorum diyorsanız kapsülü var. 10 tane içerisinde. Bir tane alıyorsunuz. Bir hafta. Yallah yallah maşallah. Evet. Kapsül kullanmıyorsanız macun. Epimedium macununa. Epimedium macunu. Epimedium Türkçe karşılığı azgın teki otu demek. Azgın teki otu hoşunuza gitmiyorsa çakşır macunu. Çakşırlı macun. Evet, 4 çeşit ürün ürettik. Çin'de bir çocuk, zengin bir ailenin için evermişler. Çocuklarının hanımı işte hamile kalmıyor. Adamdan kaynaklandığını anlamışlar. Çeşit çeşit hekimler gelmiş, ilaçlar vermiş, kullanmış. Bir faydası olmamış. Bir gün bir çoban gelmiş, demiş ki benim keçilerim falan tarafta otladığı zaman daha cinsel olarak aktifler. Neden böyle aktifler diye inceledim. Orada bir bitki yetişiyor. O bitki yedikleri zaman çok aktif olurlar cinsel demiş. Bir çuval ot getirmiş. Adam da demiş ki hadi gel defol git demiş. Ülkenin en meşhur hekimleri geldi de bir çare bulamadı da senin 3 kuruşluk otun mu fayda edecek demiş. Kovmuş adam. Adam da sen bile demiş. Otu bırakmış gitmiş. Oğlu da kapı aralığından böyle bunlar ne konuşuyor diye takip ediyormuş. Adam gidince hemen otu almış saklamış. Her gün gizli gizli çayını içmiş. 3 ay sonra ailesi hamile kalmış. Duyulmuş azgın teke otu böylece ülkede meşhur olmuş. Azgın teke otu. Azgın teke otu. O günden bugüne kadar epimedium macunu Türkiye'de de çakşır geçerli ha. Türkiye'nin Hatay yöresine yetişiyor dediler. Ben Bodrum'a gittim. Bodrum yolları büsbütün epimedium şey çakşır. Böyle sapsarı çiçekler açar. Büyük bir taç oluşur. Yani 2 metre boyunda. Onun kökleri tabii faydalı. Köklerinden destilasyona damatılarak elde edilen ekstraktı kullanılır. Yaprağı çiçeği değil. Evet. Gelecek olursak arkadaşımız ne diyor? Epimedium macunu kullandım. Memnunum. Evet. Memnun olursun tabii ki. Çok güzel ürün ürettik. Önce tabii ki biz
herhangi bir ürünü üretmeden önce ben kendim kullanırım. Fabrikada çalışan arkadaşların gönüllüler var. Onlar kullanır. Ofiste çalışan arkadaşlardan bu işe gönüllüler var. Onlar kullanır. Ondan sonra bakarız gerçekten. Ondan sonra etkiliyse üretime sunarız. Yoksa al kullan diye bir şey yok yani. Gülşen Hanım diyor ki annesi boş boş bakıyormuş. Anlamsız anlamsız. Ve konuşmuyormuş yani. Sorulan sorulara cevap falan vermiyormuş. Anlamsız anlamsız bakıyordu diyor. Ne olmuş? Şimdi ilk defa diyor. Annesiyle saatlerce konuşmuş. Ginkgo biloba. Japonya'da yetişir. İki loblu demek. Alzheimer hastası olan annesi kullanmış. Boş boş bakan kadın şimdi diyor. İlk defa uzun süreden sonra uzun bir sohbet ettim annemle diyor. Artık dua ediyor. Alzheimer. Evet yani burada sağlıklı bir beyin. Alzheimer hastaların. Bu da Alzheimer hastası. Bu beyinde protein yapısı dokusu bozuluyor. Sertleşiyor. Beyinde elektromanyetik akımlar yavaşlıyor. Beyin aynı sünger gibi içi boşalıyor. Gördüğünüz gibi normal beyin, Alzheimer hastasının beyni ortasından, kenarlarından yavaş yavaş gitmiş, yıpranmış. Neden? Beslenemediği için bir, aşının içindeki kimyasallar beyne depolanıyor. Bir, kimyasal ilaçlar beyne depolanıyor. İki, hazır gıdalardaki kimyasallar beyne depolanıyor. Üç, evde kullanılan alüminyum tencere, tava, alüminyum folyo, alüminyumla paketlenen çerezler, çikolata, jelibon, kek, gofret vesaire, alüminyumla paketlenen her türlü gıdaya alüminyum geçiyor. Hatta suyun üzerine böyle şey yapıyorlar, plastik, alüminyum folyo ile kapatıyorlar suyla, suları. İşte suya geçen, gıdaya geçen, zebzeye meyveye, her şeye geçen, konserve maddeleri, hazır gıda, her şeye geçen alüminyum sonunda beyni böyle yapıyor. Ölen Alzheimer hastalarının beynini açmışlar, otopsi yapmışlar. Beyinlerinde yüksek oranda alüminyum olduğu belgelenmiştir. Biz ne yaptık? Ormus Gold. İşte beyindeki ağır metalleri, kimyasalları, aşı kalıntılarını, aşı olan her insanın beyninde mutlak suretle hasar olur. %3, %5, %99. Kişiye göre değişir. Ama hasar oluşur. Bütün hasarı Ormus temizler. Ginkgo ne yapar? Ginkgo da beyne kan akışını artırır. Ben mi diyorum? İbrahim Gökçek olarak ben desem yalan söyle diyecekler. Elhamdülillah. Şimdiye kadar yalan söylemedik. Ben bazıları gibi sanal konuşmuyorum. Belge var deyip de havadan atmıyorum. Elde belge var. Çeşitli kliniklerde 36 ayrı klinikte toplam 10.815 demans hastası üzerinde denenmiş. Hastalar tedavi edilmiş. Arrigo, Diehl, Gerstner, Halama, Hofebach, İsrail. Bunlar hep profesör doktor. Çeşitli zamanlarda, çeşitli üniversitelerde 50 binden fazla hasta üzerinde denenmiş. Alzheimer hastalarını ginkgo ile tedavi etmek mümkün. Fakat ginkgo damarların iç yüzeyindeki plakları çözmekte yeterli olmayabilir. İşte o zaman devreye iksir girer. İksir damarların içindeki plakları çözer. Beyni temizler, vücudu temizler. Detoks, arıtıcı. Her türlü yağ eritici. Plakları çözücüdür. O nedenle ben demiyorum ki hastaya ginkgo al kullan. Geçen gün bir bayan geldi. Bir bizim aktarım, sizin aktarım, onun aktarım. Neyse işte öyle bir firmanın kapsülünü getirdi. Ginkgo kapsülü.
Bir yıldır kullanıyorum, bir faydasını görmedim dedi. Getir bakalım dedik. Açtık, baktık. İnternete koydum ha. Bakalım, baktık ki otu öğütmüş, doldurmuş. Ha, bu vatandaşı arasan desen ki Müslüman mısın desem, elhamdülillah'tir hemen. Dört dörtlük Müslümanımdır. Hacı da gittimdir. La ilahe illallah. Ama vatandaşı dolandırmak için her şeyi yaparlar. Allah yardım etsin. Gerçi elhamdülillah ben de Müslümanım ama böyle bir yanlış yapmıyorum. Yani bazı Müslümanların bu kadar yanlış yapması ve kafir dediğimiz gavurların, Almanların mesela hiç yanlış yapmaması çok tuhaf değil mi? 29 yıl Almanya'da kaldım. Şifalı bitkiler satan aktarlara, Bio Reform House derler, gidiyorum. Adama diyorum ki şu bitki var mı? Varsa var, yoksa yok diyor. Getirebilir misin? Getirebilirse getirir, getirmezse getiremem diyor. Eczane gidiyorum, şu bitki var mı? Varsa var, yoksa yok diyor. Getirebilir misin diyor, getiririm diyor. Maliyeti nedir? Şudur vesaire vesaire. Yalan söylemiyor. Ama Türkiye'ye geldik. Eminönü'ne gidiyorum, şu bitkiyi sorayım. Abi o bitki yok, şunu verek, bu da iyi gelir. Ya sen benim istediğim bitki ver kardeşim. Altın başak istiyorum, bana altın başak otu yerine altın otu verir. Yani dedim ki bak, başkasına yapabilirsin, bana yapamazsın, bir daha böyle yapma. Benden iyi mi bileceğim? Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ginkgo istiyorum, havlucan veriyor. Ya ben ginseng istiyorum, sen havlucan veriyorsun, bu havlucan diyorum. Benden iyi mi biliyorsun diyor. Bir de adam iddialaşıyor. Bu kadar düzenbazlık, hem Müslümanım bileceksin hem düzenbaz olacaksın. Olmuyor. Yani birbirine uymuyor. Ben bu işin içinden çıkamıyorum. Neyse, çıkan varsa beri gelsin. Hem Müslüman ol, hem hırsız ol, hem dolandırıcı ol, hem sahtekar ol. Olacak iş mi? Ben anlamıyorum bu işi. Almanları sevdiğimiz için değil. Sevsek orada kalırdık. Adamlarla 29 yıl Almanya'da kaldım. Her gün Almanlarla tartıştım. Onlarla olunca kendi milletimi, kendi dinimi savundum. Türkiye'de olunca dindar geçinip dine zarar verenlere karşı mücadele ederim. Dindar geçinip dine zarar veren. Yoksa ara duru, saf, temiz Müslüman insan başının üstüne girer. Adam hayvan yeminden ürün yapıyor. Dinsiz imansızlık bu. Salih Çabuk ne diyor? Tansiyon hapı kullanacaksın diyen modern tıbbın iyileştirdemediği insanları doğal tedaviyle iyileştirip hayır duanını alıyorsunuz. Tansiyondan kurtulmuş arkadaşımız. Kalp damar için, tansiyon için alış dedim. Öbürü kalktı dedi ki yok ginseng, yok panaks dedi. Ya panaks, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik için, kalp damar için değil dedim. Yok panaks dediler. Milleti dolandırdılar. 10 yıl dolandırdılar. Hala da dolandırıyorlar. Evet, alışla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. 14 ayrı klinikte toplam 741 kalp zafiyeti olan hasta üzerinde denemiş. Alıcın yaprak ve çiçeğinin ekstraktiyle hastalar tedavi edilmiş. Toplam 3664 kalp rahatsızlığı olan hasta üzerinde 940 kardiyolog ayrı ayrı hastanelerde, üniversitelerde veya muayenehanelerde 940 kardiyolog ortak olarak çalışmış ve 3664 hastanın yarısı kimyasal ilaç kullanmış, yarısı alıç kullanan, alıç yaprak veya çiçeğin ekstraktı kullanan hastaların daha kısa sürede iyileştiği ve hiçbir yan etkisinin olmadığı, hastalarda gözüken güçsüzlük, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, kalp teklemesi, ödem, göğüs basıncının artması, göğüs sıkışması, zorlanma, öksürme gibi rahatsızlığın ortadan kalktığı belgelenmiş. Ama kimyasalların yan etkisi. Mesela tansiyon hastası arkadaşımız iyileşmiş. Maşallah, inşallah.